aşk laftan anlamaz. Sen de mi? Neyden bahsettiğini bilmiyorum ama kesinlikle ben. Başımız belanı da seni. Niye? Çünkü sen su yemiyorsun. Ben de aynısı var galiba. Ne yapacağız peki? Bilmem. Hadi gel. Nereye diye sorsam çok mu ayıp etmiş olurum? Hayat, ben sana zarar verecek bir şey yapar mı hiç? Tamam, en azından bunu bilerek yapar. Garip bir şekilde bunu hissediyorum, biliyor musun? Hadi gidelim o zaman. Kim tutar bizi? Efendim abi. İpek ne yapıyor acaba şimdi? O da beni düşünüyor mudur sence? Hı hı. Kesin. O da benim gibi cam kenarında mı yatıyordur acaba? Tabii canım. Ya mutlaka. Doruk! Doruk! Uyudun mu? Bak bir şey söyleyeceğim ama çok önemli. Doruk! Yok abicim, mümkün mü uyumak? Heh, söyle, seni dinliyorum. Biliyor musun? İlk defa aynı çatı altında uyuyacağız İpek'le. Bizi ayıran sadece şu duvar. Acaba full konsantre olsam rüyasında beni görmesini sağlayabilir miyim sence? Ya şimdi ne derim, sinirlerim bozuldu ya. Abicim sen var ya, bildiğin hastasın. Heh. Diyorum ki sen bu düşünce gücüyle yoğunlaşmaya devam edersen bu gece hepimizin kabusu olacaksın. Doruk. 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 Ya Doruk, sana kurban olsun be abisi. Hadi kalk. Hadi kalk, gidiyoruz. Nereye ya? Uyuyordun ne güzel, yorgundun sen. Hadi yat, yat. Tamam, yat. Ya aşk varken, sevgi varken uyku da neymiş? Sabahtan beri ipek 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 beynimi oydun abicim. İçin dışın ipek oldu yemin ederim. Bir de hala niye diyorsun? Çok seviyorum oğlum, anlasana. Pardon ya, uykunu da böldüm senin. Yok abicim, pardon mardon kabul etmiyorum. Madem aşıksın, hadi kalk gidiyoruz. Ararız, kızlar da uyumamıştır zaten. Birlikte ortamlara akarız. Harbi mi? Evet. Ya sen var ya, çok güzel bir adamsın. Evet, seni diyorum şimdi. Ne konuda? Şirkette odama gelip demiştin ya seninle bir şey konuşmam gerekiyor diye. Ha. Evet, şey. İbrahim. İbrahim konusunda açıklık getirmek istedim. Böyle bir günde İbrahim'i konuşmak istediğinden emin değilim. Senin yerinde olsam ben de istemezdim, normal. Nedenmiş o? Çünkü oyunun büyüğünü oynayan sensin. Ben İbrahim'e takılmam göstermelikti. Bunda sorumlusu sensin. Sen bana başkalarına şans vermemi söyledin. Gelip yüzüme neler neler söyledin. Hepsi seni korumak içindi. Gerçekten formalite icabı devriliyor olsam seni ikinci kadın konumuna düşünmek istemezdim. O zaman önünde seni. Ne deseydin? Kirpikleri çok güzel. Senin de gözlerin çok güzel. Bir de böyle kocaman kocaman bakıyorsun ya, böyle aklın başında alıyorsun. Allah Allah. Allah. Yok anacığım ya. Bizim kız ifla olmaz ha. Akıl gitmiş, kafası top. Ne yapsın? Yani sonuçta hayatının en mutlu günü. İyi de başka günlerini de mutlu huzurlu geçirebilmesi için şu anda kaçmaması lazım değil mi? Şimdi iki günlük cenneti yaşayacağım diye ömür boyu cehennem bedeli ödeyecek. Ya biliyorum. Yani ben de böyle onun için bir çok seviniyorum, çok mutlu oluyorum. Ondan sonra çok üzülüyorum, dibe batıyorum. Böyle hani çıkmaza giriyorum. Zaten o da bence bir çıkmazda. İyi ki çıktık ha. Biraz kafamız dağılır.
Güzel selam. Çılgın bir aksiyon hazır mısınız? Evet. O zaman çay bahçesine gidip dev bir semaver söyleyelim. Ya Doruk, sen ya tam bir delisin biliyorsun değil mi? Tam hayalimdeki eğlence anlayışı. Benim değil yani. Çay 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 nereye kadar çay? Peki, o zaman size reddedemeyeceğiniz bir teklif. Sahile inip sabaha kadar hunharca çekirdek çitleyelim. Serseri. Serseri. Bu artık çılgınlık yani. Saçmalık bu artık. Ne çarptı lan size? Bu neyin kafası ya? O kadar haklısın ki. Siz emekli misiniz? Okey. Pişti. Ya Biriç? Yalnız ben seni Biriç'le çok üzerim. Öyle mi? İpek. Hadi biz yavaştan uzayalım. Bunların enerjisine yetişemeyiz biz. Yoruluruz. Hadi. Bakacağım. Hani gerçekten böyle ruhuma geldiler benim. İçim sıkıştı ya. Gidelim bıyıklım gel. Daha karpuz kesecektik. Kaç kaç İpek. Ortam iyice çirkinleşti. Kaç. Nedir ya? Ya ben niye böyle şakalar yapıyorsun? Nasıl eğlence? Ah be, sonunda böyle seninle oturup huzurlu huzurlu sohbet edebiliyoruz. Senin hakkında o kadar çok şey merak ediyorum ki. İşte, benimle didişmediğin zaman böyle şeyler yapabiliyoruz. Ben tek başıma didişiyorum yani. Tamam, söyle. Ne istiyorsan söyle, cevap vereceğim. Yüzüm yıkılıyor. Tamam. O zaman soruyorum. Okulda en sevdiğin ders neydi? Analitik geometri. Ne? İnsan geometriyi sorar mı? Gayet güzel. Hayal gücünü geliştiriyor. Ha, mantıklıymış. Bak ben hiç böyle düşünmemiştim. Senin? Söyleyeceğim ama dalga geçmek yok. Söz. Hocamın gelmediği beden dersleri. Ya masaj vermiştin. İyi de hocanın gelmediği ders mi olur? Evet. Ay evet, hasta olmuyor, gelmiyor. Sonra oyun oynuyoruz ve çok eğlenceliydi. İngiltere'de oluyor mu öyle şeyler? Evet. Tabii ki oluyor. Neden olmasın yani? İngiltere'de hoca hastalamaz diye bir kural mı var? Adam olacak çocuk işte. Bu arada oyuncu olman çok hoş geldi. Vallahi. Şu halimize bak Aslı ya. Her yanımız çift. Bu ne ya? Etrafımızda böyle küçük pembe kalpler uçuşuyor. Biz ise hala sap gibi takılıyoruz. Vallahi Doruk'cum. Yalnız birey güçlü birey. Bu böyle. Yani mutlu olmak için illa birinin elini tutmana, gözüne bakmana gerek yok ki. Bence çok abartıyorlar bu aşk meşk meselelerini. Öyle mi diyorsun? Vallahi öyle diyorum. Yani sonuçta bir kedinin başını okşamak da mutluluk. Martıları simitlemek de mutluluk. Yani çift. Nedir canım? Baksana. Çift çağrısına döndü. Vay be. Şaşırttın beni. Ben de sana bugün kritik soruyu soracaktım. Neymiş kritik soru? Aslı biz şimdi neyiz? Biz mi neyiz mi? Bak Aslı'cığım, konunun özeti şu. Ben bir kızla ya sevgili olurum ya da kanka. Bu ara durumlar beni bozar. O yüzden bana açık açık söyle. Biz seninle sevgili mi olacağız? Kanka mı? Ben anladım. Sen yine beni kandırıyorsun değil mi? Pis. Şaka. Şaka yaptın. Aslı ben çok ciddiyim.
Deme. Dedim bile. Yani biz. Sen, ben. Evet. Ne olacağız ya? Kankayız tabii ki. Peki. Sen nasıl istersen kanka. Yalnız ne güzel oldu ya. Çok yakıştılar. Murat, hayata seni seviyorum dediğinde hayat ne dese beğenirsin? Ben de sana karşı boş değilim demiştim. Yok, öyle değil. Seni seviyorum diye inlemiş kız. Niye? Çünkü bir insana seni seviyorum dediğinde karşı taraf da onu seviyorsa seni seviyorum diye cevap verilir. Alman atada, Karpatlar'da, Iğdır'da, Riskosin'de hep böyle. Hep böyle. Ama sen, bir sen, bir sen. Ne ben ya? Yeter, bıktım. Canım isterse söylerim, istemezse söylemem. Neyi? Sevildiğini. Kim tarafından? Ay ben tarafından of! Tamam işte aşkım, hepsini birleştir söyle. Sen beni... Döveceğim. Vallahi döveceğim Kerem. Çok istiyorum ya. Ya ben öyle gelemiyorum sulu zırtlak romantizme. Her dakika pik pik pik, çik çik çik. Isırmaş dolaş. Olmuyor yani, hoş değil. Ben biliyorum sonuçta neticede ne yaşadığımı. Bana da anlatsana ne yaşadığını. Şu an sinir krizi. Bıyıklarından utan ya, bıyıklarından. Amelie'ydi, Pollyanna'ydı, Heidi'ydi. Hep üzerine vücut bulmuş. Peki. Hey. Alo. Kırıldın mı cicim? Şişt. Bıyıklı. Bıyıklı. Ya Kerem sen konuşmayınca bıyıkların da konuşmuyor ya. Hey Keremciğim. Ben konuşmuyorum seninle. Niye? Yok bir şey. Ya Kerem yapma böyle ya. Sinirlenince çok tatlı oluyorsun. Dayanamıyorum. Söyle o zaman. Neyi? Sevdiğini. Of. Ne of ya? Ne of? Sen bana Emili Memili diye bir şey söyleyince ben senin üstüne geliyor muyum? Ha? Niye? Seni üzmemek için. Üzme beni tabii. Zorlama da öyle. Yani gün gelecek böyle seninle çok gurur duyduğum, gönlümü fethettiğim bir an olacak. O zaman zaten bağırırım. Bağırma, sesin kısılır. Sonra söyleyemezsin sevdiğini bir hafta. Ukala. Renk? Siyah. Yemek? Deniz mahsulleri. Ülke? Tartışmasız vatan. Şehir? Vancouver, Kanada. Oraya mutlaka beraber gitmeliyiz. Peki aşk? Güzelmiş. Hayat? Sen. Tartışmasız sen. Ben de sıra galiba. Benim o sorularla korkutamazsın. Murat sarsılmaz. Çiçek. Aslında toprağında kalsın. Saksında falan koparılmasın. Koparılınca üzülüyorum. Hepsi olur fark etmez. Sardı. Yakınlaştırır. Bana benim sloganlarımla gelme yalnız. O niyeymiş? Hani istediğim şeyi söyleyebilirdim. Ayrıca yalan mı yakınlaştırmadım? Yakınlaştırdı. Yakınlaştırdı. İyi ki de yakınlaştırdı. İyi ki geldi.
abime bak sen ya. En son bu kadar huzurlu uyuduğunda bir 4 yaşında falandı galiba. Yalnız Murat horluyormuş biraz. Aşk yorgunluğu yani, yorulmuş çocuk. Aşkın her tipimi soktuğu şekle baksana ya. Ya ölümsüzleştirilmiş tablo ya, ne dersin? Kerem de aşk başı ya. Ne oluyor ya? Oo, Murat Başkan, romantizmin doruğuna ulaşmışsınız. Bu ne güzellik. Öf, gidin başımdan be. Hayatım. Uyan canım hadi. Ay kapa ağzını, kapa. Yani bir sürü pembe dizi gördüm, böyle romantik sahne görmedim ben. Bizi inkar etme, çarpılırsın şimdi. Ay vallahi ben çarpılacağım şimdi, bu ne kadar güzel bir manzara ya. Hadi muhabbet kuşları, biz uzuyoruz, siz de peşimizden gelin yavaş yavaş. Allah sizin nazarlardan sakın. Hadi kalkın kalkın, burada kahvaltı yapmayan bir ikiniz kaldınız hadi. Bulun bize. Günaydın. Günaydın. Sen hala uyanamadın ama ben bana yardımcı olacak bir şey biliyorum. Mesela. Yalayım. Hayır Murat. Murat öyle bir parça gelmedi. Ben seni hiç bırakamıyorum. Ya baba. Hadi gel, kahvaltı yetiş. Ya bekle. Aslı'cığım, hani şimdi biz kankayız ya. Kankayız tabii kanka ya. Kankalığın gerektirdiği bir takım sorumluluklar var. Artık bunları konuşmanın vakti geldi. Tabii. Nedir? Tavla, bilek güreşi, gıybet. Neyse anlatsan çözeriz. Takma kafana. Bak Aslı'cığım, bir kankanın en büyük sorumluluğu kankasının kız tavlamasında yardımcı olmasıdır. Değil mi? Öyle. Ve benim bu konuda tabii bir avantajım var. Tek başına bir erkeğin bir kıza yaklaşması pirinçleri ürkütebilir. Ama senin gibi tatlı bir kankası varsa sırt yere gelmez. Ben var ya, sen göster bana yani kız kim, tamam mı? Nerede? Sen göster, ben onu anında senin ayağına getiririm. Bağlarım, çözerim yani bende, anladın mı? Bana bırak. Kanka değil miyiz sonuçta? Değil mi kanka? İşte tam aradığım kanka. Seninle var ya çok eğleneceğiz. Bir tanesini astıracağım. Ne demek kanka ya? Lafı mı olur? Seninki Amuran mı kız o? Kız yazık, aç kız. Kız adam sabahtan beri 50 kere aradı. İsterse 150 kere arasın. O kadınlarla kıvırta kıvırta konuşmadan evvel düşünecekti bunları. Adam işine aşık kızım. Onun derdi saçlarla ya. Ben var ya, o saçların olduğu başları omuzlardan kopartıveririm. Delirtmeyin beni. Tamam tamam, kopartırsın. Hatta koleksiyonunu bile yaparsın da. Ya boş ver be Fadiko'm. Aa kız bak, bu senin İbrahim'in canı pek bir sıkkın ha.
kız bu hayatın katıldığı iş gezisine niye gitmedik ya acaba? Ha? Önemsiz bir iş gezisidir. Yani önemsizdir, ondan katılmamıştır. Ha yani hayat önemli, önemsiz toplantılara katılıyor. Ama senin İbrahim, beyefendi, paşa, prens. Öyle mi Fadik? Yani aralarında bir statü farkı var. Bunu kabullenmek lazım Emine. Canım, hı, bana bak. Biz hayatı babasıyla gayet statülü yetiştirdik. Allah'ıma bin şükür, tamam mı? Senin o asıl İbrahim'in aklının statüsü yok, tamam mı? İşi bir gün var, öbür gün yok. Hiç belli olmuyor yani. Hani bir kızım olsa ki var, güvenip de vermem. Tövbe bismillah yani. Benim yeğenim var ya, yeğenim. Benim yeğenim var ya, yeğenim pırlantadır. Asıl bizim senin kızınla işimiz olmaz. Yani... Yani elbette hayatı severim ama nerede İbrahim'in hayat tecrübesi, nerede onunki? Dul bir kere, senin yeğenin dul, tamam mı? Dul, anlıyor musun beni? Hem benim kızıma altın kolye yerine o böyle gazoz kapağı sıralar. Aman böyle damat mı olur be? Üf! Senin kızın var ya iki tane yumurtayı bir tavada kırmayı beceremez. Geçen gün gördüm, elinde mikser vardı, pilav yapmaya çalışıyordu. Ne biçim gelinlik kız bu? Fadik Hanım, Fadik Hanım! Sen şu kamuran yüzünden benim gül gibi kızımı harcadın ya, yazıklar olsun. Pes diyorum sana. Bence var ya, bence bir süre hiç konuşmayalım seninle. Anladın mı? Asıl var ya, sen benim yeğenime böyle laflar etmeyecektin. Konuşmasak konuşma. Benim de canım zaten konuşmak istemiyor. Konuşmayalım, konuşmayalım. Bak kanka, hedef şu. Nasıl ama? Maşallah sülün gibi kanka. Tam senlik. Bana bırak sen. Bana bırak. Hadi o zaman başlıyoruz. Hi, my name is Doruk. And this is my buddy Aslı. Hi. 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 How are you, baby? You are so sweet. Wanna join us? Kanka öyle sweet meat. O şekilde olmaz. Yapamazsın öyle. Biz bunlara kebap yedirelim. Tamam mı? Mideden girelim bunlara. Bizle. Hi. Are you kebab? Ha? He's a kebab boy. Ya. Ya Aslı'cığım ne diyorsun? Ne diyeyim? Seni övüyorum kanka. Kebap gibi çocuktur diyorum. Daha ne yapayım ben? Da bu bunun İngilizce kötü. Anlamıyor hiç. Yok belli yani. Disko'ya çağıralım biz bunları. Tamam mı? Orada dans falan kapartırız işe. Are you disco? Ha? Aha. 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 Dance. Do you know? Disco yok. Ay bakıyor. Boş bakıyor. Algısı düşük bunun çok belli. Durgun zekalı biraz. O yüzden biz sana açık konuşacağız. Niyetimizi belli edeceğiz yani. Başka türlü olmaz. Ben sana söyleyeyim. Giriyorum ben koya. Girl. He wants your heart. Yeah? He's a lady killer. Killer? Oh my God. Yes, yes. He's a lady killer. Ya kanka yaktın beni. Ne diyorsun? No, 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 no. I am not a lady killer. Please don't misunderstand. Yes, yes. Yes. Peter! Peter! Help me, please! Peter! Hey, hey! What's happening? You terrified my sister. I will kick you. But not now. Get your friends too. I say to you, get your friends too. Oh. We're gonna fight. Ne diyor be? Ne diyecek Aslı'cığım? Peter mezarının başında Fatiha okumak istiyormuş. Hmm. Okay, dude. Wait in. Baksana ya, yağmur başladı. Çok güzel hava.
Bu davalar böyle. Geçer birazdan. Ya karnım bu kadar aç olmasa yemeği bırakıp sizi yerim valla. Bu ne tatlılıksa baksın. Uykusuzluktan dur o. Kumsalda sabahladık da biz. Ooo delisiniz. Ne zorunuz vardı acaba? Ben de şu anda onu düşünüyorum yani Tuval. Öyle mi? Dün gece öyle demiyordunuz Murat Bey. Sanki zorla tuttuk. Ya sen çok kötüsün. Bayılıyorsun değil mi beni kızdırmaya? Ooh, Dream Team. Neredesiniz siz? Ben siz en ufak bir aksiyonda bulunduysanız hesabını sorarım bak. Yok, sizin sormanıza hiç gerek kalmadı zaten. Çünkü şu anda Almanya ile olan ilişkilerimiz kopma noktasına geldi. Niye, ne oldu ki? Ya hatunun birine selam verelim dedik. Abisi namus meselesine çevirdi. Eleman saat 2'de bizi kavgaya çağırıyor. Ne kavgası ya? Kavgalara bayılırım. Kaslı erkekler, kan, ter. Evet demiş miydim? Sonrasındaki pansumanlar. Uuu, avçi avçi mi yaptın? Çok seksi. Neyse ya, yani konuşur hallederiz, ne olacak? Ya eleman düpedüz tehdit etmiş çocuğu. Durağa yapılan yanlış bize yapılmıştır abi, altında kalamayız. Elbet hesabını keseriz. Ortada bir hesap varsa ben onlara Alman usulü ödeteceğim. Bizim erkek arkadaşlarımıza bulaşmak ne demekmiş göstereceğim. Ne demekmiş ya? Ne demekmiş ulan? Hate. Oh. Ah dedem ya. Vay yazık sana, günah ya. Bu hayat yüzü gitsin o Murat'ın böyle kaslı, geniş yaylı gibi omuzlarına yaslasın başını. Sen ağaca, oduna. Ya of ya. Hani işkence kalkmıştı. Ne bu halim benim o zaman? İşte kurtarıcım da geldi. Beni hayattan sen kurtaracaksın İbrahim. Senin hayata olan zaafın. Ya işte burada buluşacaktık. Neredeler, hala gelmemişler? Bizden korktular tabii ondan. Onlar var ya, o sinsiler kesin bir köşelere sinmiştir onlar. Korkak tavuklar, korkak tavuklar. Allah yarabbi. Beyler. Sahile dondurma yemeye gelir gibi geldik ama adamların eli boş değil. Abi bunlar ne? Manyak mı bunlar? Ne yaptın oğlum sen bu adamın kardeşine? Ya abicim ne yapmış olabilirim yani? Alt tarafı tanışalım mı dedim. Ya, psikopat herhalde bunlar. Bence bunlar bizi bir sandalyeye bağlayıp işkence edecekler. Acil polisin numarası kaçtı? 155-155'te. Dur belki komşularak çözeriz. Seid ihr bereit? Bence var ya, diyor ki sizi diyor top gibi diyor böyle oynarım diyor. Asıl biz sizle oynarız kızım. Are you ready for battle? Whoa, whoa, whoa. Be a man, big boy. Fight your bare hands if you dare. Fight? With bare hands. With bare hands. I'm sorry, my friend, but we are not going to fight like him. We are tourists and we have no friends. Just we want to play a game for fun. And loser's team buys all the drinks as usual. Okay? Okay. But the gun? Ha! It's for shooting balance. Do you know this game? Bunlar şey diyor ya. Oyun oynayalım diyor. Böyle pat pat balon patlatalım diyorlar ya. I want to play a game. Blondie Chian. Harcarız oğlum sizi. Gömeriz biz sizi, gömeriz. İncitiriz. Hey Peter,
you have no chance. We will bury you through the ground. Bak o biraz zor işte. Burada mı? Ay aman Allah korusun. Yani burada oturmuyorum canım. Bebek sahili tıklım tıklım da ben de farklı güzergahlar bakayım dedim ve... Tada! Karşımda sen. Ne tesadüf değil mi? Ya öyle. Pek güzelmiş ya. Çok tatlı, minnoş böyle. Çok cana yakın. Senin mi? Değil. Yani benimle birlikte. Birlikteyiz, beraberiz. Öyle dolaşmaya çıkmıştık. Aa öyle mi? Benim de kuşum yeni bitmişti. Size katılabilir miyim? Neden olmasın? Middle sea, black born, okay? Okay, Peter. Wir werden dieses Spiel gewinnen. Ya. Gel bakalım. Taktiği neymiş? Bana mı diyor? Evet, sana diyorum tabii ki. CV'sinde su gibi Almancam var yazan ben miyim? Ne diyor olacak canım? Şey diyor, bu öndeki iri yarı olan var ya... ...ben arkada olayım diyor. Bir çekip bir bırakayım, bunları gömçürelim diyor. Gömçürelim diyor. Ha o zaman şimdi anlaşıldı. Klasik taktik. Sen de onlara de ki... ...eğer bize taktik yapıyorlarsa taktiğin kralını görürler. Öyle söyle hayatım. Tamam. Al, tamam. Ja, ja. Her ağzın dibi aynı. Möşe füle glük. Ya ya ya, şa şa şa, bizim takım çok eşek. Hayat geht's dir gut? Ja, möşen glöbbe. Kızım sen ne diyorsun? Güneş mi çarptı? Ja, bitte schön, ich liebe dir. Guten Morgen. Anlıyorum. Aşktan kafası gitti herhalde. We need one player more. Geldim. Zaten bir partnere ihtiyacım vardı. İyi denk gelmişiz. Oyun dedin mi? Sınır, ırk, milliyet tanımam. Yeter ki kimya tutsun. İyi, başlayalım o zaman. Kerem. Seyredin değil mi? Bittim lan! Öldüm burada ya. Resmen tek başıma savaşıyorum. Ya aranızda tartışacağınızda oyununuzu oynasanıza. Ya lütfen evet. Azıcık takım olur musunuz? Hadi takım halinde çek! Bitirin lütfen şey! Vallahi ben daha üç gün bir şey yemem de bu Aslı'ya bak içinden bir yaratık çıktı. Hadi. Peter'a bak.
Peki ne olur bu? Ben efendim suda olabilir miyim? Ben bayağı lezzetli ya. Ciddi lezzetli. You win this time. But we're gonna fight again, you know? Whenever you want, buddy. My friends, nice to meet you. İyiydiniz. İyiydiniz. Tebrik ederim. Yani demem o ki Murat için her şey bir kadını elde edene kadardır. Ha. Elde edince değişiyor diyorsun ha. Çok doğal değil mi Didem? İnsanlar, duygular değişir. Her zaman aynı yoğunlukta hissedemeyebiliriz. Zamanla aşk yerini başka güzel duygulara bırakır. Belki de ilişkiye iyi bile gelebilir. Murat'ınki değişim değil, evrim. Ama geriye, insandan maymuna doğru. Nasıl yani? Şöyle, peşinden koşarken gördüğün o özenli şefkatli adam gidiyor. Yerini elde ettiği için sıkılmış, inciten, hor davranan Murat geliyor. Heyecan kovalakları. Var böyle adamlar. İşin sadece heyecan kısmıyla ilgilenirler. Hırs yapsın, elde etmeye çalışsın, peşinden koşsun. Ne vakit kaybetme korkusu ortadan kalkar. Anlar ki kadın avuçlarının içindedir. İşte o zaman anlamsızlaşır. Her şey, herkes. Hah, işte aynen öyle. Murat aynen öyle. Yani şimdi böyle hayatta doğum günü organize etmeler, romantik adam pozları, uzun uzun bakışmalar falan. Ama hayatına sevgili olsunlar, bak gör nasıl kıza kötü davranıyor. Benim tanıdığım hayat akıllı kızdır dedi. Kendine böyle davranılmasına izin vermez. Benim tanıdığım Murat da elde ettiği hiçbir kadına değer vermez. İstanbul'a dönmeden halletmemiz gereken bir konu daha var bu arada. Neymiş? İş konusu. Dün uzun uzun düşündüm. Artık asistan olarak devam edemezsin bence. Beraberiz diye beni işten kovacak mısın yani? Hayır tabii ki. Pozisyonunu da iyileştirmeden bahsediyorum. Çünkü artık asistanımın sevdiğim kadına emirler yağıtlamasını kabul edemeyebilirim. Murat. Hı. Ben ilişkimizin bilinmesini istemiyorum. Niye? İstemiyorum da ondan. Hayır, bu bir cevap değil hayatım. Ne yani, liseliler gibi gizli saklı mı yaşayacağız ilişkimizi? Benim kimseden saklayacak, çekinecek bir şeyim yok. İşte tarzın değil bu arada. Yani bu konuda ne düşündüğün umurumda bile değil diyorsun. Belki ben patron sevgisi muamelesini görmek istemiyorumdur. O zaman ne yapacağız? Kimse sana böyle bir şey yapamaz. Yapan da karşısında benim olur. İstemiyorum dedim. Anlayış göstersen ölür müsün? Peki hayatım. Peki. Saklarız. Neydi şimdi bu peki? Kabul mü ettin, tehdit mi ettin? Ben peki dedim. Sen istediğin yerine alabilirsin. Reddetsene şunu. Anneni. Evet, reddet. Doruk bir daha arıyor. Açsan mı acaba? Belki önemli bir şeydir babaanne falan. Aslıcığım, şu anda araba kullanırken telefonla konuşmam sakıncalı olmaz mı? Allah korusun. Kusura bakmayın.
Bak şimdi Doruk'cum. Dünyada iki şey anneleri çok üzer. Birincisi gece yarısından sonra olan her şey. İkincisi de açılmayan telefonlar. Alo. Alo. Doruk'la görüşecektim. Annesiyim ben. Ha biliyorum annesi olduğunuzu. Bilmiyor olsam bile anlardı çünkü telefonun ekranında kocaman annem yazıyor. Bravo. Siz kimsiniz acaba? Ben Aslı. Hemşire olan. Hatırladınız mı? Hani ben bir gece sizde kalmıştım yanlışlıkla. Sonra sabah kalkmıştık, kahvaltı etmiştik. Ya ne kadar güzel bir kahvaltıydı o öyle. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Tabii ki siz hazırlamadınız. Bunu da biliyorum ben. Ama kim bilir ne kadar güzel direktifler vermişsinizdir. Demişsinizdir ki peynirin yağlısını koyun. İşte yumurtayı çok çırpın. Doruk nerede? Niye telefona o bakmıyor? Açmadı çünkü açmamalı. Neden? Bir şey mi oldu oğluma? İyi canım iyi. O var ya bu iki günlük tatil bana inanılmaz iyi geldi. Çok iyi oldu. Tatil mi? Oğlumla görüşebilir miyim lütfen? Görüşemezsiniz çünkü o araba kullanıyor. Şimdi biz Şile'den dönüş yolundayız. Aslıcığım kapat. Kapat. Merak etmeyin diye ben açtım. Oldu. Derya Hanım. Ben şimdi kapatıyorum. Doruk sizi kesinlikle arayacaktır diye düşünüyorum. Öpüyorum. Hoşça kalın. Bye bye. Ben onun için burada kahrolurken o gitmiş Şile'de bir hemşire ile gününü gün ediyor. Ne kadar üzgün olduğum, ne kadar kırgın olduğum umurumda bile değil. Bir delimiz eksikti. O da oldu işte. Öpüyorum ne ya? Öpüyorum ne? Bir de bay bay diyor. Bay bay diyor bir de üstüne bay bay diyor. Kadın senin ev arkadaşın mı? Kankan mı o kadın senin koskoca kadın çocuğun? Aslıcığım bir durur musun? Bir sakin ol bak kaza yapacağım Allah korusun. Ne diyor annem? Ne desin işte seni merak ediyor. Ya çok merak eder. Ne oluyor Doruk? Hani annenin sesi çok kötü geliyordu. Çok üzgün sen böyle bir haller hareketler tavırlar. Aslıcığım, biz annemle çok fena birbirimize girdik. Şu an onunla görüşmek istemiyorum. Doruk'cum o senin annen. Hiç seni üzecek bir şey yapar mı bilerek isteyerek? Ama yaptı işte. Hem de yapmaması gereken bir şey yaptı. Olabilir. Sonuçta o da insan değil mi? Onun da hata yapmaya hakkı var. Kim bilir o da ne kadar üzülmüştür Doruk. Bak anneler bizim baş tacımız. Doruk bak ne olursun. Al. Ara tamam mı? Konuşun. Gel o kadar hatırı yok mu senin üstünde? Hem belki konuşup halledebileceksiniz. İkinizin de içi rahatlayacak. Kankanın da mı hatırı? Lütfen. Merak ettim. İyi misin? İyiyim. Ben değilim. Hiç iyi değilim. Ne olur eve dön artık. Sensiz ev bomboş oğlum. Lütfen dön artık. Bu kadar ceza yetmez mi? Bak lütfen dön. İstersen beni hiç görme. Benimle konuşma ama yeter ki yanımda ol lütfen. Yarın sabah geleceğim. O zaman konuşuruz tamam mı? Gerçekten mi? Geliyor musun yarın? Alo? Alo? Aile?
efendim. Doruk Bey'in odasını temizletin. Her yer pırıl pırıl olsun. Doruk Bey evine dönüyor. Annesini çok özlemiş. Kutsanan güzel kadın, ne güzel şey varlığın, dilime duadır adın. Olduğun yer gönlümün mabedidir, sanadır kalbimdeki her atın. Sen ömrüme yazılan güzel kadın, ne güzel şey varlığın, dilime duadır adın. Olduğun yer cennetin bahçesidir, sanadır attığım her adım. Sevilmek ne çok yakışır sana, adının yanında ne güzel durur adım. Al cennetine kabul et sen beni, seni çok seviyorum. Sevilmek ne çok yakışır sana, adının yanında ne güzel durur adım. Al cennetine kabul et sen beni, seni çok seviyorum güzel kadın. Aşk ile kutsanan güzel kadın, ne güzel şey varlığın, dilime duadır adın. Olduğun ben de daha uyanmadım. İki gündür güzel bir rüya görüyorum ya. Mabedidir, sanadır kalbimdeki her atın. Sen ömrüme yazılan güzel kadın, ne o zaman güzel şey varlığın, dilime duadır adın. Artık çok geç. Rüya sensin zaten. 6 saat 47 dakika sonra görüşmek üzere. İyi uykular kadın. Sana da. Çok yakışır sana, adının yanında ne güzel durur adım. Al cennetine kabul et sen beni, seni çok seviyorum. Çok yakışır sana, adının yanında ne güzel durur adım. Al cennetine kabul et sen beni, seni çok seviyorum güzel kadın. Daha nereye kadar kaçacaksın? Neyden? Konuşmaktan. Şile'den döndüğünden beri yüzüme bakılmıyor. Neredeyse köşe kapmaca oynanıyor. Fark etmedim sanma. Benim kaçacak bir şeyim yok. Hatta hazırla ikinci fırçayı, yardıma geliyorum. Babaanne, sen bu saatte uyurdun. Ne yapıyorsun burada? Vay 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 Azime Sultan. Evimize şeref verdin ya. Bu güzel sürprizi neye borçluyuz? Ay meraktan çatladığım için olabilir mi acaba? Hiç uyku tutmadı beni. Sabaha kadar konuşabiliriz. Hadi oturun şöyle anlatın bakayım bana. Hadi geçin şöyle. Geçin. Anlatın hadi. Neler olup bitti? Havadisleri bekliyorum. Ha? Açılabildin mi hayat kızıma Murat? Ha? Nikah gününü belirleyebildiniz mi? Gün alalım mı ha? Akide şekeri. Babaanne tamam sakin ol ya. Öyle büyütülecek bir şey yok. Yani kendimi ifade ettim sadece yani. Ay. Kendini mi ifade ettin? Evet. Ya bildiğin destan yazdın be abicim. Ya babaanne bu var ya bu.
Adamın içinden bildiğin romantik prens çıktı. Ya bir tek Beyazıt'ı eksik yani o derece. Sahile var ya bir dekor hazırlamış, masa gibi masa. Gelip benim elimi tutsa yani ben bile evet derdim o derece. Benim Murat'ıma da bu yakışır, aferin sana. Ya babaannem yok öyle bir şey. Birkaç tane meşale biraz da tür yani kim olsa aynı şey yapardı. Genç kız rüyası gibisin abi, kabul et. Ya bu kadar abartmasana, sen kendine bak. Aslı'nın yanından saniye ayrılmıyorsun be saniye. O hemşire kızı da pek sevdim ben. Maşallah pek hanım, pek güzelce, pek tatlı bir kız. Şey yok babaannem yani biz konuştuk zaten o benim kankam. Ya, tabii birlikte takılacağız. Kandırma kendini kandırma. Öyle kankam olur. Senin bir kızı bu kadar yanlışlığın nerede görünmüş? Ya ama... Aması maması yok. Kızlar da arkadaşmış zaten. Toplu nikah kıyarız. İkisini bir arada çıkarıveririz. Ey Allah'ım şükürler olsun sana. Bana bu günleri de gösterdin ya. Kurban keseceğim vallahi. Hadi alın birer şeker daha. Ben yiyorum ağzımda. Tamam. Anladım aşıksın. Ayakların yerden kesildi. Akıl başını alıp tatile çıktı. Bari gözlerini kör etmesine izin verme. Ne demek bu? Benim bilmediğim bir şey mi biliyorsun? Ya sorun da o ya zaten. Bilmiyorum, bilmiyorsun, bilmiyoruz. Murat'ı yeterince tanımıyoruz hayat. Benim anladığım kadarıyla kadınlarla sicili kabarık bir tip. O benden önceydi. Ve geçmişte de kaldı. Ya Murat beni incitecek bir şey yapmaz. Emin misin? Öyle hissediyorum. Öyle olduğuna, öyle olacağına inanmak istiyorsun. Arada fark var. Sen ne biliyorsun? Açık açık desene bana. Bak. Ben de zamanında karım için aynı şeyleri düşünürdüm. Ne olduğunu biliyorsun. 2 aylık tanışıklığın değil, 2 yıllık evliliğin üzerine ihanete uğradım ben. Herkes her şeyi yapabilir. Senden tek istediğim, temkinli ol. Kendini fazla kaptırma bana yeter. Çünkü Murat seni üzerse, ben de Murat'ı üzerim. Yine şahane bir sofra kurulmuş. Ellerine sağlık anneciğim. Uy. Aa, Fadik teyzeme tabak koymamışız. Ben bir kuş. Otur Aslı, otur. Adı geçen şahıs kendi evinde yapacakmış kahvaltısını. Adı geçen şahısla aranızda bir problem mi var? Yani ben öyle sezinliyorum da. Anlasana ne oldu? Ya siz kıyamazsınız ki birbirinize. Yapmayın öyle şeyler. Yani... O insandan bahsedip hiç sabah sabah iştahımı kapatmak istemiyorum. Deli Fadik. Neyse bırakın bunları da. Oy benim kızım. Güzel kızım. Bak bakayım bu yana. Oh. Efendim anne? Kız seni kim doğurdu kız? He? Ne bu güzellik? He? Sen bu iş gezisinden böyle bir fıstık gibi döndün. He? Yok anne ya, ne alaka? Öyle öyle. Böyle yanakların allaşmış. Gözlerin ceylanlaşmış. Parıl parıl fenerler gibi parlıyor maşallah. İyi gördüm ben seni be. Yani öyle diyorsan. Öyle öyle. Her ne olduysa. Artık havası mı iyi geldi, suyu mu? He? Oy güzel kızım, kurban olurum sana. Oh, benim buna bakmam lazım. Murat Bey. Patron. Efendim. Günaydın. Sana da. Ne yapıyorsun? Kahvaltı. Güzel yani hazırsın. Neye? Şimdi çıkacağım da geçerken seni de alayım birlikte gidelim diyorum. Olmaz. Niye? Çünkü aynı arabadan ineceğiz insanlar görecek falan. Hakkımıza ne düşünürler sonra? Sevgili olduğumuzu. Ki bu doğru. Yani insanların bu bilmesinde ne sakınca var onu anlamadım.
Dün bunu konuşmuştuk Murat. İş başka, aşk başka. Hiç profesyonel de değil. Ayrıca sen sevmezsin de böyle şeyleri. Bak ben gecikiyorum şimdi. Şirkete görüşürüz, tamam mı? Tamam, tamam. Peki Ayet Hanım. Doruk. Oğlum bir tane. Hoş geldin evine. Hoş buldum. Nasılsın? İyi misin? Aç mısın? Sana hemen bir şeyler hazırlatayım mı? Bir şey içmek ister misin? İyiyim. Gerek yok. Dur bir dakika, sen rahat mısın orada öyle? İstersen salona geçelim ha? Anne, iyiyim dedim değil mi? Oturur musun? Konuşmaya geldim. Hani kaç gündür arıyorsun ya. Sen de açmıyorsun. Pardon, bir kez açtım. Onda da Aslı açtı. Şile'den dönüyormuşsunuz beraber. Evet, araba kullanıyordum. Aslı cevap verdi. O hemşire kızla Şile'de ne işin vardı ki acaba? Dağıttığın kafamı toparlamaya çalışıyordum. Ayrıca hemşire sen olmuş yani, buna mı takıldın? Ben senin aksine arkadaşlarımı mesleklerine ve konumlarına göre seçmiyorum anne. Ayrıca benle konuşmaya geldim. Sen neden bahsediyorsun Allah aşkına? Gidiyorum. Doruk, lütfen. Tamam. Tamam oğlum. Otur lütfen. Otur konuşalım. Anne bak. Ben bu durumdan çok umutluyum sanıyorsun. Ben seni affetmek, bu olanları unutmak ve evime dönmek istiyorum. Dön o zaman Doruk. Bunun tek bir yolu var. Abimle yaptığın o sözleşmeyi feshedeceksin. Tamam mı? Tamam. Tamam oğlum. Sen yeter ki evine dön. Yeter ki beni affet. Bir daha da sakın böyle bir şey olmasın anne. Tamam hadi gel, ağlama. Hadi. Aslı, sen tatilde değil misin? Niye yatıp uyumuyorsun kızım ya? Takıldın peşimize sabahın köründe. Ya sanki sen bir şey söyleyeceksin. Patlat gelsin arkadaşım. Aslında çok güzel bir şey oldu da ben size onu söyleyecektim. Biz Doruk'la şey olduk. Oldunuz, sevgili oldunuz, oh be. Ya ben biliyordum nihayet. Kızım var ya, geç bile kaldınız. Sevgililik şahane ya. Sevgili olmadık ki biz. Kanka olduk. O nasıl oluyor öyle ya? Nasıl oldu hakikaten? Şimdi şöyle oldu. Doruk dedi ki, ben de öyle arada kalan şeyleri dedi, hiç sevmem dedi. Seç birini dedi. Biz kanka mıyız dedi, sevgili miyiz dedi. Benim de sevgiliyiz diyecek halim yok ya. Kankayız, kanka dedim. Demiş bulundu. Ya Aslı'cığım, arkadaşım Doruk sana taktik yapmış. Sence senden etkilenmese, hoşlanmasa sevgililik şıkkını ekler mi listeye? Aslı var ya, dümdüzsün arkadaşım. Dümdüzsün yani. Böyle beyaz sabun gibi kafan köpük köpük ya. Kızım bu çocuk bari senden hoşlanıyor. Anla biraz ya. Ama artık her şey için çok geç. Çünkü biz kanka olduk. Sonsuza kadar. İyi günde, kötü günde. Niye? İmza mı attınız kankayız diye? Bu çocuk sana oyun yapıyor. Boz oyunu. Sen şimdi bugün Doruk'u ara. Böyle ona çok zor bir kankalık görevi çak. Ama öyle bir şey olsun ki böyle gerçek kankaların katlanabileceği bir şey sadece. Evet ya, süper fikir. Hem dayanamaz bir yerde patlar. Sonra her şeyi itiraf eder. Yani her şeyin bir oyun olduğunu. Dizlerine kapanır, aşkını ilan eder. Ya siz var ya, daha iyisiniz.
Günaydın Murat Bey. Saat şu anda kaç Ayet Hanım? 8:55. Peki sizin mesainiz kaçta başlıyor? 9'da. Hayır küçük hanım. Sizin mesainiz patron işe gelmeden başlıyor. Ve Murat Bey her sabah 8:45'te şirkette olur. Bunu zaten biliyor olman lazım. Mesai saati neden 9 o zaman? 8:45 olsun. Sorgulama. Yap. Baş üstüne. Başka bir arzunuz, pardon, komutunuz var mı? Yapabilirsen şöyle adam gibi bir kahve içmek istiyorum. Tatsız bir durum mu var? Ne oldu? Yok. Murat Bey'in her zamanki hali. Ayrıca sen Ecen'le mi susadın? Güne gergin başladığı zaman o gün mesai bitmek bilmez. Ne yaptım ben ya? Neyse. Ben beyefendiye kahvesini götüreyim. Bu konu daha fazla büyümesin. Siz ne istemiştiniz İbrahim Bey? Basın mülkeni ve reklam etine geldik. Gel. Kahveniz. Kahveniz dedim. Ne yapayım? Görevinizi yerine getirdiğiniz için size alkış mı tutayım? Ne oluyor Murat? Yalnız mesai saatleri içinde resmiyeti ve mesafeyi korursak sevinirim. Ne şimdi bu? Şaka mı ceza mı? Yo, ben gayet taleplerini yerine getiriyorum. Ve kararlarına saygı duyuyorum. Vur dediysek öldür demedik. Bak Hayat, ben senin kadar oyuncu değilim. Bir öyle bir böyle davranamam. İş yerinde ilişkimizi saklayalım dedim. Ben de iş tarzım olmamasına rağmen kabul ettim. O yüzden mesai bitene kadar sen ben yok. Onun için. Şimdi izin verirsen. İşime odaklanmam lazım. Peki, öyle olsun. Ne işin var burada? Seni bekliyordum. Niye? Bir şey mi oldu? Ben de aynı soruyu sana soracaktım. Çağla'nın yanında konuşmak istemedim. Her şey yolunda mı? Onu hiç bilmiyorum. Kafam ultra karışık. Dün gece mesajlaştığım adam bu adam olamaz. Derdi neymiş? Sonra konuşalım mı? Şimdi benim işe dönmem lazım. Sen bilirsin. Bana ya siz. Bak arkadaşım, iyi adam, hoş adam, yakışıklı adam ama kabul edelim dengesiz bir adam. Bunu biliyoruz zaten, normal. Ya ne alakası var İpek ya? Adam demedi ki Hayat dedi, iş yerinde dedi, bilinmesin dedi, istemiyorum dedi. Gizli kalsın istiyorum dedi. Adam demedi ki Hayat dedi. Dedi dedi. Bu ne ya? Hiç Emine teyzeye bağladım ben ha. Tamam, ben bütün bunları demiş olabilirim. Dedim de. Ama bu kadar abartmasına ne gerek var yani? Fix dize getirme. Benim dediğim olacak taktikleri bunlar. Oyuna gelme ha. O zamanla gelişer canım benim. Sen üstüne gitme. Aa yok yok. Ben bu tavrın altında kalamam. O zaman yapılacak şey belli. Neymiş? Misilleme tatlım. Misilleme.
Ne haber? Nasıl gidiyor? İyilik. Senden? İşte. Sertay'a geldim her gün işkence falan. Bakış açını değiştirmeye çalış. Senin için gerçekten zor bir durum. Bugün özel bir şey değil ki bu. Ben bana yapılanları hazmedemiyorum. Kendim böyle kullanılıp atılmış beni gibi hissediyorum. Murat bana çok acı çektirdi. Murat sana ne yaptı ki Didem? Ya bunları tekrar tekrar konuşmak beni üzüyor ama... işin özeti... Murat'ın bir anı bir anına uymuyor. Yani kadınlarla oynamaktan zevk alıyor gibi sanki. Yani bir tarafı çok centilmen, insan gibi falan. Ama bir tarafı mavi sakal. Bunun bir adı vardı. Ne deniyordu onu? Çoklu kişilik bozukluğu. Ha? Ondan. İşte o kesin ondan var. Kesin. Gel. Müsait misin Murat'cığım? Tabii tabii Derya anne gel. Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Geç sen yerine. Rahatına bak. Bir şey içer misin? Söyleyeyim mi? Hiçbir şey. Uzun kalmayacağım. Artık buna gerek kalmadığını düşünüyorum. Konsept projesi zarar görürse bütün sorumluluğu benim aldığıma dair imzaladığım sözleşme değil mi? Evet hocam. Bütün bu çalışma boyunca sen de Doruk da o kadar canla başla çalıştınız. O kadar güzel bir iş çıkardınız ki yaptığımdan utandım. Ama sen anlayışlı çocuksundur. Tamamen annelik içgüdüsüyle ilgili bir şeydi. Aslında benim güvenemediğim sen değil, Doruk'tu. Ne diyeceğimi bilemedim. Bir şey deme. Bu sözleşmeyi feshedelim. Ve zaten aramızda olan bu anlaşma hiç yapılmamış varsayalım, olur mu? Olur. No. No. Evet, bunu paketle götür. Yere sürtme. Yere sürtme. Yere sürtme. What? Nasılsın? Tatil yarımı çama sana. Nasıl geçti doğum günü? Eğlendiniz mi? Tek kelimeyle. Muhteşemdi. Harikaydı. Şahaneydi. Olağanüstüydü ya. Yormasaydın kendini. Tek kelime demiştin. Rüya gibi bir doğum günüydü. Masal gibiydi. Çok da abartmamak lazım canım. İnsanlar sonuçta doğuyor, büyüyor, ölüyor. Değil mi? Bir eğlendi. Bir eğlendik. Ha! Ha! Yani şimdi dünyada bu kadar sıkıntı varken böyle eğlenmek falan da biraz şey yani. Murat ne almış hayata? Hediye? Ya! Çok anlamlı bir hediye vermiş. Ne almış olabilir ki canım? Murat çok kütüktür o konularda. Bana mesela Şam'dan almıştı. Ona ne almış? Dolma kalemi. Cetvel mi mesela? Dolma kalemi. Cetvel! Dolma kalemi. Cetvel! 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 No. Annesine ait bir kolye vermiş.
aile yadigarı. Hayata ona sevdiğini itiraf etmeden hemen önce. Murat ne yapmış? Neyden önce? Ya nasıl söyleyeyim? Murat'la Hayat artık sevgililer. Birbirlerine aitler, aşıklar. They are in love. Murat rüya gibi bir ortam hazırlayıp Hayat'a hissettiklerini söyledi. Harika bir an. O zaman genç çifte bir an önce mutluluklar demek lazım. Çünkü kısa sürebilir. Başlarına bir şey gelebilir, bitebilir. Ayrılabilirler Allah korusun. Alo Doruk, ne yapıyorsun? Çalışıyorum Aslı'cığım, sen ne yapıyorsun? Ölüyorum ben ya. Çok kötüyüm. Yani tatil çok iyi gelmişti ama sonra buraya gelince böyle bir daraldım ben. Bir bastılar. Ama olmaz ki Aslı. Ha, çalışmamız da lazım. Bilmiyorum ya. İstemiyorum. Yani çok yalnızım ben. Öyle yalnızım ki kafanın içindeki seslerden 5 tane çok sesli koro çıkar. Öyle yalnızım. Kanka. Peki ne yapabilirim senin için? Ha, gelip alayım mı seni? Yok ya. Gerek yok. Ben kendim gelirim. Yani bana da değişiklik olur. Ama sen bugün beni hiç yalnız bırakma. Tamam mı kanka? Harika. Ha, benim de şimdi bir toplantıya girmem gerekiyor. Sen gelene kadar çıkarım. Sonra da bütün gün takılırız. Tamam ama böyle ben ne istiyorsam onu yapalım, tamam mı? Böyle çok iyi kankalar gibi. Tamam. Hatta çok özlediysen sosisli yeme yarışı bile yaparız. Ne istersen kabulüm. Sen var ya, benim en iyi kankam oldun ya. İnanılmazsın Doruk. Söz mü? Vallahi mı? Ne istersen mi? Gerçekten prenses. Sen ne istersen. Oldu. Yeni kreasyonların tanıtacağı defile ile konsept ürünlerinin harmanlanması fikrine sıcak bakıyorum öncelikle. Ben de. Tuttu mu fikri İbrahim? Geciktim, kusura bakmayın. Şu ana kadar ne konuşulduysa kabul. Defilede konsept ürünlerinin kullanılması konusunu konuşuyorduk. Murat Bey de sıcak bakıyormuş, onu diyordum. Benim yerime konuşmanıza gerek yok Ayda Hanım. Fikirlerimi kendim söyleyebilirim. Siz lütfen notlarını tutun. Tekrarlamana gerek yok. Not tutman yeterli. Baş üstüne. Bir dahakine öyle yaparım. Evet, nerede kalmıştık? Aman, ne kadar da güzel bir kitap. Henry, dostu Thomas'a acıyla gülümsedi. Artık insanlar ne kadar nankör dedi. Yeri geliyor, insan 40 yıllık ahbabını tanıyamıyor. Fasulye kırar gibi çat diye kalbini ortadan kırıveriyor dedi. Ah, katılıyorum sana Henry kardeş. Konuşmak gibi olmasın ama insanlar arkadaşlarını üzünce
böyle kafayı yiyip kitaplarla konuşmaya başlar. Konuşmak gibi olmasın ama o sizin kendi kabahatiniz. Ayrıca şu anda kapıdan size ait olan yabancı bir cisim girdi. Haberiniz olsun. Konuşmak gibi olmasın ama ben bir şey görmüyorum. Çünkü artık benim için öyle biri yok. Hayır efendim, kabul etmiyorum. Ne demek yok? Adeta hiçim ben. Sizsiz bir çareyim. Yeteneklerimi kaybetmeye başladım. Ellerim kütük gibi oldu. Daha hoş. Siz. Aman efendim. Sarışını, kızılı, esmeri hepsi önünüzde boyun eğiyor. Benim bir tutam saçımın sizde hükmü nedir ki? Permalarım tutmaz oldu. Sarı yapacağım saç mavi çıktı. Su dalgası isteyene kırbaç fön çektim. Gelindinin saçını başını dağıttım. Sizi düşünmekten kafam büzüşüyor. Bakın. Efendim benim sizin mesleğinize, yeteneğinize saygım sonsuz. Ama kadınlarla olan münasebetinizde ipin ucunu kaçırıveriyorsunuz. Efendim siz isteyin bundan sonra ağzım gözüm bağlı saç keseyim. Siz isteyin bundan sonra sadece at tımar edeyim, sirkte aslan yelesi tarayım. Hayır efendim, asla. Sizin gibi bir yeteneğin, bir saç üstadının bir yıldız gibi kayıp gitmesine sebep olamam. Neyse, biraz sessiz barışsanız diyorum. Yani kitabımı okuyacağım da. Burada aşıklar barışıyor. Ne yapalım, dumanla mı anlaşalım? Bazılarını affedemiyorum. Ama siz, sizi affettim Kamuran. Gerçekten mi? Tutmayın beni. Ray, 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 pas. Ürünlerde kullanılacağı için defile mekanı seçimi önemli. Ya onu boş ver de neydi o toplantıda harita atılan trip? Bozuştunuz mu siz? Yok yani sadece kendi isteği üzerine ilişkimizi şirket dışında tutmaya çalışıyorum o kadar. Peki sence de biraz fazla olmadı mı abicim? Ya bildiğin herkesin karşısında bozdun kızı. Sabah onu evden almamı istemediğinde de ben bozuldum. Ya bizim Bambi niye böyle yaptı ki? Anlamadım. Ben de anlamadım. Hem bu ilişki gizli tutma talebi nereden çıktı ayrıca? Ya çocuk muyuz biz? Tamam ben de söylemiyorum zaten sahtede gel yanak yanar dolaşalım diye. Ama yani bir ilişkimize sahip çıkmak isterim yani. Sen de bunun yolunu kıza eziyet çekerek mi buldun abiciğim? Hayır. Ben çalışıyorken nasıl davranıyorsam gene öyle davranıyorum. Mesai bitince Hayat ve Murat olacağız yine. Küçük hanım böyle olmasını istiyor. Hem de bana bir açıklama yapmaksızın. Ama ben oyun oynamıyorum Doruk. Ben hayatı gerçekten önemsiyorum. Tolya'nın burada mısınız? Ben buradayım da o Murat'ın aklı nerede acaba? Evet, geri dengesizleşti delirdi mi bu ya? İstediği ne? Beni bir aşka özendirip sonra onu ellerimden çekip almak mı? Anlamak mümkün değil. Ama beni kızdırmasın, o pantolonların ağlarını incecik yaparım, pırt diye yırtılır ortalıkta. Tüm havası sönar. Ya ben ona sadece dedim ki, iş yerinde biraz mesafemiz olsun. Ha? Aramıza yine uçurumlar açtı. Murat bu. Ortası yoktur. Bende de yok. Gideceğim odasına yapışacağım, yakasına olacak. Nope. Sabırlı olacaksın. Nefesini doğru kullanacaksın. Çünkü aşk 100 metre değil. Maraton yarışçısı ister. Sonra küt diye nefesin kesilir, çakılırsın yere. Ama çelme takıp duruyor. Engelli koşu gibi. Düşeceksin.
kalkacaksın. Ama vazgeçmeyeceksin. Murat belki burada patron. Sana emrediyor, sana kızıyor, seni azarlıyor. Peki ya dışarıda? Kim o? Patron mu? No. O dışarıda senin sevgilin. Yani? Yani eşitiz. Yap. Aşk bazen boks ringi olur. Kısasa kısas, göze göz, dişe diş. Tamam. Ben şimdi yapacağımı biliyorum. Siz bittiniz Murat Bey. Aferin. Mesajlarımı aldım. Şimdi benden sana bir tiyo daha. Murat'ı knockout etmek için en büyük gizli güçlerinden birini devreye sokma zamanı geldi. Kapiş? Gizli güç mü? O neymiş acaba? Saçların baby. Parlak saçınla Murat'ın aklını başından alıp şaşkını çevirebilirsin. Hem de doğallığını bozmadan. Kapiş? Ha, saçlarımı boyayacağız yani. Yap. Şöyle hafif bronz yansımalı bir kahve falan. Wow. Tenine çok yakışır. Murat küt yerde 2.80. Güzel. Ama ben bugüne kadar hiç tamamen boyatmadım. Korkarım. Güven bana yavru kuş. Ben senin saçlarını kıyacak bir öneri yapar mıyım hiç? İçin rahat olsun. Saçlarım uzayınca ne olacak? Sürekli dip boyası gelecek. Sürekli boy yapmak zorunda kalacağım. Ben sürekli boyayamam, sıkılırım. İçin rahat olsun dedim ya. Saçlarına kalıcı bir şey yapmıyoruz ki. Dip derdi falan yok. Sen ne zaman istersen o zaman boyarsın yani. Harika. Tamamdır bu iş. Yat da benim aklıma, yapacağım. Ama şu an benim gitmem lazım tuvalana. Boy önerisi mutlaka uygulayacağım. Bye. Ne istersen yapalım dedim ve sen beni kadın kuaförüne mi getirdin Aslı? Aa, ne var ya? Sonuçta sen benim kankam değil misin? Benim şu anda kuaförde olmam lazım. Kuaföre ihtiyacım var benim. Peki Aslı'cığım, sen nasıl istersen. Ama o kızı bana ayarlamadığını da unutma. Yani bunun karşılığında benden saçlarıma bir şey yaptırmamı istersen olmaz. Nasıl ya? Ben sana o kızı ayarlamak için neler yaptım? Kendimi parçaladım ben senin için kızla şey ol diye. Tamam Aslı'cığım, peki. Seninle her şey ayrı güzel. Ya ben senin kankan olduğuma göre buna bayan kuaförleri de dahil. Peki, neyden başlayalım şimdi? Böyle meç mi attırayım? Yoksa gölge mi yaptırayım? Hadi sen söyle. Bak böyle mavi, turuncu karışık bir şey de yaptırabiliriz. Boş ver sen şimdi bunları. Manikür yaptırırken konuşur, karar veririz. Oo, ama sen ödersin bak. O dediğe çağırmadık seni buraya herhalde. Yürü. Vallahi doğru söylüyorsun Zülya Hanım. Ya o magazin gazeteciler gecesinde giydiği elbise neydi öyle? Vallahi değil mi kız? Ay bir çekin, bir çekin böyle bir. Zevksiz şey, ben de beğenmedim. O neydi öyle? Yani ya böyle daha dar kesim bir şey tercih edebilirdi. Mesela deniz kızı stili. Aa evet, kesinlikle. Bir de üstüne turuncu bir çanta patlatsaydı var ya, mis gibi olur. Ya bunlar giyinmeyi falan bilmiyorlar. Haksız mıyım şekerim? Değil mi? Vallahi de öyle. Aa, bu bozuldu. İlgileneceğim sizinle. Üç vakte kadar diyorum. Bak beş değil, üç diyorum. Haber kuşun kapında. Haber hanene ay gibi doğacak. Aa, bak bak şurada at var. At Murat'tır.
Yani bayağı büyük bir şey bekliyor seni. Kız, yoksa çocuk mu bekliyorsun? Ay Doru, yok öyle bir şey. Yok yok, bu böyle olmaz. Senin için kararmış. Ha, bak şuraya. Bak 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 bak. Burada ağlıyorsun. Ama mutluluktan. Hadi sen bunu yıka. Ya yeter ama bak. Aman efendim, böyle yapmayın. Sizi bırakıp da bana muhtaç saçların yanına gidemiyorum. Niye? Çünkü bir mutsuzluk var. Bir yerde mutsuzluk varsa ben o mutsuzluğu bozarım. Aman Kamuran, bakın sizinle de yeni barıştık. Şansınızı daha fazla zorlamayın. Saçlar, saçlar. Alın saçlarımı, gidin başımdan. Gidin. Ha işte, bu hep böyle. Böyle bir afra, bir tafra herkese. Ya dengesiz bu ya. Aynı yeni gibi ya. Sensin dengesiz. Yaşlı. Hayır efendim, ne yaşlısı? Şişt, benim böyle şey. Orta yaşlı, orta şekerli. Hatta ona da hayır. Çok şeker insanlarsınız. Fatih Hanım, Emine Hanım sizin büyünüz olduğuna göre özür dilemek size düşer. Hadi barışın artık da bitsin bu amaçsız suskunluk. Hayır efendim, ben istemiyorum. Küsüm onunla. Hayır efendim, bir kere ben küsüm ona. Hayır efendim, kabul etmiyorum. Siz daha çok gençsiniz, birbirinize küsemezsiniz. Asıl ben size küserim. Rica ederim benimle konuşmayın. Bakmayın da. Hayat Hanım. Buyurun Murat Bey. Ben aslında sevdiğim kadına bakmıştım. Onunla burada buluşmak için sözleşmiştik de. Peki sevdiğiniz kadının bundan haberi var mı? Olmalı, çünkü teklif o yapmıştı. Ben böyle bir teklifte bulunduğumu hatırlamıyorum. Ayrıca bana böyle bir teklif yapıldığını da hatırlamıyorum. Tamam, teklifi ben yapıyorum o zaman. Mesai bittiğine göre benimle güzel bir akşam yemeği, ne dersin? Son dakika gollerinden hoşlanmadığım için üzülerek reddetmek zorundayım. Sizin prensipleriniz varsa benim de var. Ya uzatmasak ya? Ne yapayım? Bana bütün yaşattıklarını sineye çekip yanına mı oturayım? Ya ben ne yaptım? Sen demedin mi iş başka, aşk başka diye? Evet, iş başka, aşk başka dedim. Ama dediğime gelene kadar beni bütün gün süründür demedim. Oyun oynamayı sevdiğini sanıyorum. Oyun anlayışına hayran kaldım. Hayat, ben oyun oynamıyorum ama. He, buradan bakınca öyle durmuyor ama. Vallahi çok teşekkür ederim. Harika bir gün geçirdim. Ne zaman istersen Aslı'cığım. Ha, bu arada asıl ben teşekkür ederim. Acayip eğlendim. Bütün sıkıntım gitti vallahi. İyi ki varsın kanka. Sen de kanka. Neyse, ben artık uzayım. Yarın haberleşiriz. Sevgilisi ya. Ne sevgilisi? Adam o kadar çok şey katlandı ki benim için. Resmen kanka olmak için doğmuş.
İbeğim, senin bir yüzün düşmüş, gözün kulağın aşağı süzülmüş. Ne oldu? Evet. Bir erkek sırf kendi egoları yüzünden bir kadına kötü davranınca ben çok uyuz oluyorum Kerem. Anlat anlat, sen bana anlat. Hadi dinliyorum ben. Murat ya, senin tertip kötü davranıyormuş bizim kıza. Dünyayı dar ediyormuş. Hayda, niye kavga etmişler ki? Kavga mavga yok ya. Bizim Hayat demiş ki Murat'a, şimdi iş yerinde birazcık mesafeli davranalım. Hani adım patronun sevgilisine çıkmasın haklı olarak. Murat da abartmış, girmiş role. Herkesin içinde azarlamalar falan. Ne oluyoruz canım? He, ne oluyoruz? Şu oluyoruz. Murat şimdi uzun zamandır doğru düzgün bir ilişki yaşamıyor ya. Ayarı tutturamadı demek ki. Ya bunlar dün sevgili olmadı mı da? Daha bir baş başa yemeğe çıktılar mı? Oturup bir güzelce konuştular mı? Yeni gibi değiller. Çıksınlar o zaman. Bunları biraz yumuşatmak lazım. Tamam. O iş bende. Ben halledeceğim. Vallahi mı? Aferin be Kerem. Aslansın ya. Aslanım ya. Ama bir seni seviyorum duymadık. Duyamadık. Kafam göklerde geziyorum. Söyleyemeyip gökyüzüne yazdırmışsındır diye. Ben mi yazdıracakmışım ya? Sen ne yapacaksın o sırada? Armut mu toplayacaksın? Sipariş ver istersen. Yarın gidelim böyle denizlere falan yazdıralım. Kesmez tabii. Dağlara yazdıralım. 5 dakikada bir de mesaj atayım. Dürüm mü söylüyorsun? Kolay mı sanıyorsun? Oh, vallahi daraldım ben. Yürüyeceğim biraz. Yemin ediyorum sevgili değil, terbiye edilmemiş kalesi ejderhası. İpek, dur dur geldim. Fadik Hanım, mümkünse şu önünüze gelme talihsizliğinde bulunmuş olan tuzluğu uzatabilir misiniz? Zahmet olmayacaksa. Buyurun Emine Hanım. Alın ve geri vermeyin. Çünkü mümkünse sizinle hiçbir diyaloğa girmek istemiyorum. Ay yeter ama ya. İçim şişti, iştahım kaçtı ya. Ne oluyoruz? Nazar mı değdi size? Siz nasıl bu hale geldiniz? Evet ya. Böyle efsane bir dostluk nasıl bu hale geldi? Yazık değil mi? Sizin yüzünüzden Hayat Hanım. Ben mi? Sen değil, siz. Her şeyin suçlusu sizsiniz. Kimiz biz? Ne demek bu? Asıl sen söyle. İbrahim'le aranızda olanlar ne demek? Aranızda ne var sizin? Hı? Yok bir şey. Fısır fısır konuşmalar, göz göze bakışmalar. Ha? Kopamıyorsunuz birbirinizden siyam ikizi gibi. Ne var? Nedir? Ne oluyor? Varsa bir şey söyleyin canım. Ya biz birbirimizi yedik sizin yüzünüzden. Ya yok. İbrahim benim arkadaşım. Hatta dünya hayret kardeşim. Yok senin oğlundan damat mı olur muymuş? Yok ben benim kızıma laf söyletmem derken... Oho! Biz baya baya dünür olduk sizin yüzünüzden. Bizim haberimiz yok. Neler dönmüş ya? Uçlarda yaşıyorlar. Fırtınalı karakterler. Canım, sizin bizim aramızı açmaya ne hakkınız var? 40 yıllık dostumla aramıza girdiniz ya. Ayıp. Canım kardeşim. Ben seni çok özlemişim. Affet beni. Affet. Asıl sen beni affet. Canım dostum. Fadikom. Fadikom. Canım ya. Fadiko. Hayret ya. Hayret ya. Benim suçum ne arkadaşlar? Benim suçum ne? Sevgilimin beni sevdiğini söylemesini istemem mi suç? En az 6 aydan başlıyor. Bak haberin olsun. Ha, o zaman benim alelen ilişkimi yaşamak istemem bayağı böyle müebbet yani, öyle mi? Sen var ya, idam cezasına çarptırılmadığına şükret. Sen kiminle yazışıyorsun orada deminden beri? Kimle mesajlaşırım ben ya? Annem bir şeyler yazmıştı, ona cevap atıyorum. Ya annem ya, ne zaman geleceksin diye sormuş da ben de belli olmaz dedim. Onlar böyle işte. Hesap sorar, soru sorar, trip atar ama iş sevgi sözcüğüne gelince ortalık karışıyor abi. Adama bak ya. Resmen barda sanatçıdan ister parça ister gibi benden seni seviyorum demeni bekliyor. Şaka gibi ya.
Sorma arkadaşım, sorma. Bunların hepsi ayrı bir model. Benim bile tekstilci olacağına gitseymiş strikte... aslan terbiyesi falan olsaymış. Hep bir meydan okumacılık, inatçılık, dediğin dedikçilik. Buna var ya bak, mevzu çıkarmak deriz nokta. Şimdi iki gün iyi vakit geçirdik ya... hemen bir marada çıkarsın, keyfimizi kaçırsın. Sanki ben bayılıyorum onunla küs olmaya. Küslük ne ya? Küslük ne? Sonra biz çocuk muyuz burası? Oyun parkı mı deyince suçlu ben oluyorum. Sadist. Allah bilir, bir de beni şimdi sadistlikle suçluyordur ha. Ama ona kalsa kendisi sütten çıkmış ak kaşık. Yok ama pilavdan dönenin kaşığı kırılsın arkadaş. Fazla bir özdeyişsel gördüm Sayın Murat. Yok, onu hayat böyle söylemişti o yüzden. Peki bir şey soracağım. Benim suçum ne ya? Benim suçum ne arkadaş? Kadın olan benim. Kapris atan o. Naz çekiyorum resmen bacım ya. Sonra karmaşık yaratıklar biz oluyoruz. Yemin ederim bunlar var ya kaostan besleniyor. Bak gene midem oldu. Şimdi bir şeyler alıştırıp ilaç alacağım ben. Bir şey istiyor musunuz? Ben her türlü besin, her türlü yürürüm abicim biliyorsun. Aman aman. Ben yediğim triplerden doydum, yemeyeceğim. Haklısın. Of. İkinizin de problemini çözecek vallahi şahane bir fikrim var. Ama bir işbirlikçi lazım. Hadi ya. Nasıl? Aslı. Şu telefon sesini biraz kısar mısın lütfen? Böyle cinin cinin sinirlerim bozuldu. Ay çok pardon. Vallahi bu sefer benden değil. O zaman ya sana ya bana. Ne demiş, ne demiş? Olan biteni yarın akşam yemekte konuşmaya ne dersin? El ele verirsek üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok aşkım. Aşk. Ay, aşkım demiş ya. Ay, aşkım demiş ya. Yalnız bir şey diyeceğim. O aşkım fazla olmadı mı? Hiç abinin tarzı değil. Ya sen bir rahat olsana. Bu taktik var ya, her hatun da işe yarar. Biz abimin sirenolarıyız gibi düşün. Peki hayatım. O elinizdeki benim telefonumu bana mı öyle geliyor? Sürece değil de sonuca odaklanacaksan... vallahi şahane bir haberimiz var. Nedir? Hayat yemek teklifini kabul etti. Gerçekten mi? Bir de hangi teklifden bahsediyorsunuz Burak? Görüyor musun bak, boşu boşuna günahını aldın çocuğum. Yani o okulda ne yapsan işte. Yani konuşalım demiş. El eller, aşkınlar falan. Ay Umut şey oldu içime benim yeniden. Gevşemem ben, gevşeme. Sen sıcakta kalmış çamaşır ipimizsin. Al işte. Kerem arıyor yine. Niye arıyor şimdi beni bu? Neyse. Ben şunun bir ifadesini alayım. Efendim Kerem, niye arıyorsun sen şimdi beni? Mesajım geldi mi mesajım? Gelmedi, gelmesin istemiyorum. Gelmiştir. Ya cevap bile geldi. Gelmedi öyle bir mesaj beyefendi. Sana değil İpeğim, hayata. Bir dümen çevirdim. Hani konuşmuştuk ya bunlar yemeğe çıksınlar diye. Ha, işte Murat'ın telefonundan hayatı yemeğe davet ettim. Onu sen mi yaptın ya? Marifetli parmaklar, uzun eller ama bilmesin eller. Ya Kerem aferin ulan sana, aferin ya. Ya ben sana ne yapayım şu anda, ne yapayım ya? Helal olsun. Ben senin o sütlaç bıyıklarını var ya, kendi ellerimle burarım şu an ya. Öyle yani, anla artık duygularımı canım. Seviyorum deme. Seviyor musun yoksa? Anlaşma yapalım. Mis, varım diyor. Şimdi ben sana ne zaman sütlaç bıyıklım desem... senin o beklediğin şey var ya benden, onu söylemiş olacağım. Çok da olmuyorsun be İpek. Sütlaç bıyıklım ne? Yani bal bıyıklım ne?
Lokum bıyıklın ne, güllaç bıyıklın ne? Güllaç olur. Güllaç güzel. Şimdi güllaç olur ama sütlaç olmaz İpek. İpek, hadi söyle be. Tam söylemek istiyorsun şu anda, hadi. Hem de çok. Sütlaç bıyıklım. Bir daha söyle. Bıyıklım. Bir daha. Bir daha olmaz Kerem, bir daha söylemeyeceğim. Şimdi sen şımarırsın, abartırsın, eve gelirsin. Olmaz yani, ben hiç hoşlanmıyorum böyle romantizm şeylerinden. Arkadaşlarım bekliyor içeride, görüşürüz. Görüşmez miyiz be? İpek beni seviyor. İpek beni seviyor. Selam. Ya gece gece seni de yordum böyle çağırdım. Kusura bakma. Önemli değil. Asıl ben özür dilerim, geç kaldım. Üşüdün mü? Biraz. Ama önemli değil. İstersen arabanın içine geçelim. Arabanın içi sıcak. Hadi. Çok güzel. Kutu gibi. Evet, seni dinliyorum. Ha, evet. Murat'la Hayat official olarak sevgili olmuşlar. Biliyorum. Bir şey yapmayacak mısın? Ne yapayım ki? Hayat'a yardım etmeyecek misin? Hayat'a neden yardım ediyormuşum ki? Kız sevgili yapmış, mutlu. Ayakları yerden kesilmiş, havalarda uçuyor. Şimdilik çok mutlu. Ama Murat kötü davranmalara, aşağılamalara, sıkılmalara başlayınca ne olacak? O kız havalardan ininde kim tutacak o kızı? Kim koruyacak, kim sahip çıkacak o kızcağıza? Sen. Sen koruyacaksın. Bunu senden başka kimse yapamaz çünkü. Geldiğin için teşekkür ederim. Ben de davet için. Tekneye geçelim mi? Balıklar kızarana kadar mezelerden atıştırırız. Teknede mi yiyeceğiz? Niye? Sevmedin mi? Yok, sevdim. Hatta çok hoşuma gitti. Daha önce hiç yapmadığım bir şey. Umarım hayatımızda daha çok ilk yaşarız hayatım. Hadi gel. Şu tatsızlığı balıklar gelmeden masaya yatırıp çözelim. İbrahim Bey. Aa, merhaba.
Merhaba kızım. Buyur, kime bakmıştın? İbrahim'e bakmıştım ben. Ya galiba kolyemi karavanda düşürdüm de. He. O şey köpeğe falan gezdirmeye gitmiştir. Gelir az sonra da. Af buyur da kızım, ben seni nereden tanıyorum ki acaba ya? Foto modelim ben, Didem Taşkaya. Televizyonlarda falan gördüyseniz. Ha. tamam bildim ben. Sen benim kızın iş yerinin patronunun şeysi oluyorsun. Sizin kızınız Sarta'da mı çalışıyor? He ya. Hem de seninkinin asistanı olaraktan. Murat'ın asistanı? Ha, senin kızın Çağla o zaman. Yok. Çağla değil, Hayat. Hayat'ın annesiyim ben. İlişkine sahip çıkmanı anlıyorum. Çok da hoşuma gidiyor. Sorun ne o zaman Hayat? Yani nedense söylediklerinin dışında kaygıların var gibi görünüyor. Bir önceki ilişkimi görmedin mi? Basın peşinde, magazinciler peşinde, flaşlar patlıyor, mikrofonlar uzatılıyor. Yani ben böyle şeylere alışık değilim. Haklısın Hayat, çok haklısın. Ben o yönden bakamadım. Ya benim de hoşuma gitmiyor. Tatsız olduğunu farkındayım. Üzerine çok gel desem özür dilerim. Aslında bir yandan da eğlenceliydi. Tabii ben bu kadar ciddiye almasaydım. O zaman ilk kavgamıza, ilk baş başa yemeğimize ve en önemlisi sana. Kavganın ardından gelen ilk baş başa yemek de telefonla konuşulmaz. Ayıp. Önemli galiba. Ben de bir şey oldum şimdi. Ben konuşup gelsem hemen olur mu? Tabii tabii. Çabuk eve geliyorum, çabuk. Niye? Ne oldu ki? Onu gelince konuşacağız. Bir sorun yoktur umarım. Murat, benim acil gitmem gerekiyor. Nereye? Sadece gitmem gerekiyor işte, durum acil. Babanla mı ilgili? Hayır. Hayır, başka bir anlatamam şu an. Hayat, yani ilk yemeğimizin ortasında kalkıp gidiyorsun. Sence bir açıklama yapman gerekmiyor mu? Yapamam. Gerçekten sana bir açıklama yapamam. Gitmem gerekiyor. İşte bir şey sorma lütfen. Tamam, ben seni bırakayım. Hayır, hayır. Lütfen kendin gidebilirim. Ben sana sonra anlatacağım. Didem, hayırdır? Nasıl buldun sen burayı? Ya aslında tamamen tesadüf oldu. Takılarımdan birini senin karavanına düşürdüğümü fark ettim. Daha önce burada karşılaştığımız için dolanırken de senin karavanını gördüm. Senin karavanını görünce de resmen ama resmen dört ayak üstünde düştüm. Baktın mı karavana? Yok ya, bakmadım. Gerek de kalmadı zaten. Yani benim şimdi acil gitmem gerekiyor. Takı işini sonra hallederiz biz. Çok önemli bir işim çıktı. Gündemim değişti. Görüşürüz. Bye bye.
Anne. Kızlar. Beni apar topar çağırdınız. Siz nereye kayboldunuz acaba? Niye cevap vermiyorsunuz? Ayrıca burada ne oluyor? Anne. Her şeyi öğrendim. Oyun bitti Suna Pektaş. Kaptan ben kaçıyorum. Kolay gelsin. Ne var Didem? Murat sıkılır. Sana hayat hakkında öyle bir şey söyleyeceğim ki kulaklarına inanamayacaksın. Didem artık benim bir sevgilim var, farkındasın değil mi? Tamam, ben de onu söylüyorum işte. Bak anlamıyorsun. Asıl sen anlamıyorsun. Diyorum ki hayatla ilgili inanılmaz bir şey öğrendim. Şoklardayım ya. İlgilenmiyorum Didem. Anlatabiliyor muyum? İlgilenmiyorum. Söyleyeceğin hiçbir şeye ilgilenmiyorum. Lütfen beni iş dışında rahatsız etme bir daha. Ama... Alo? Nasıl ya? Başkasının adıyla işe girmek de ne oluyor? Ha? Kim bu Suna kızım? Kim? İşe girmeden önce ben de bilmiyordum. Sonra tanıştık. Ha bir de tanıştınız. Ha bir de kız biliyor. Dolayısıyla ortada bu kadar büyütecek bir şey yok anne. Ay Allah'ım. Daha da bir şey yok büyütecek diyor ya. Aklımı yitireceğim ya. Kızım sen ne yaptığının farkında mısın? Ha? Kız biz seni böyle mi yetiştirdik çocuğum? Anne öyle bir konuşuyorsun ki sanki adamı öldürmüşüm. Alt tarafa bir yalan söyledim yani söylemiş bulundum. Kız sade yalan olsa gene iyi kız. Kız senin bu yaptığın düpedüz suç kızım suç. Kız bu hırsızlık kız. Dolandırıcılık bu. Sahtekarlık kızım sahtekarlık. Polis öğrense ne olacak? Ha? Ne olacak? Kız seni tutup kolundan içeri atmazlar mı yavrum? İçeri atmazlar mı? Şimdi kimliğin asıl sahibinin haberi olduğundan ortada pek öyle bir durum yok. Bak sen sus. Sen hele sus. Hiç konuşmayın siz ha. Hadi benim bu kızımın kafası yok. Aklı eksik. Siz niye ikaz etmiyorsunuz? Niye uyarmıyorsunuz? Niye önüne durmuyorsunuz? Niye engel olmuyorsunuz ha? Ama kızım başka çaresi yoktu ki Emine teyze. O ne demekmiş o? Her şey senin gelip eşyalarımı toplamanla başladı. İş bulamazsan Giresun'a geri döneceğiz demeseydin ben de bu yalanı söylemek zorunda kalmazdım. Oh! Şimdi de suçlu ben oldum ha? Evet. Evet suçlu sensin. Suçlu babam. Suçlu sizsiniz. Bak hayat. Bak hayat doğru konuş. Alim Allah alırım seni ayağımın altına ha. Yap. Yap bir bunu yapmadınız kaldı. Onu da yapın rahatlayın. Kız çekil git gözümün önünden gözüm görmesin seni. Yıkıl karşımdan. Oy. Bilmiyorum. Yalnız kalmak istedi herhalde. Ya olmaz ki ama öyle. Biz hepimiz burada. O kim bilir orada nerede? Çok kötü oldu ya. Ya kızın hayatı tam da yoluna giriyordu. Ya Emine teyze tam her şeyi öğrenecek zamanı buldu. Bence biz dinlemeyelim onu. Gidelim peşinden. Dövecek hali yok ya. Daha iyi bir fikrim var. Yalnız bırakmadan yalnız bırakalım. Tamam. Tamam. Hadi.
Doruk. Benim abicim, benim. Ya şu benim tableti unutmuşum da bunu almaya geldim. Ha. Bir dakika ya. Sen bu saatte ne geziyorsun burada? Senin akşama randevun yok muydu? Yarıda kesmek zorunda kaldım. Ne iş? Hayat Hanım'a iş çıktı. İlk akşam yemeğinizde. Hmm. Ne yaptın kıza abicim? Ben ne yapacağım, hiçbir şey yapmadım ya. Bir telefon geldi birden, acilen gitmem gerekiyor falan dedi. Böyle bir açıklama yapmadan basıp gitti. Allah Allah. Didem arıyor. Beni de aradı, açma. Ya bu yine ne istiyor bizden ya? Ya ne isteyecek şimdi, hayata sarmış. Açma telefonu, sana da sarar. Hadi Doruk ya, aç şu telefonu, aç aç. Ya delireceğim ya, of. Elimde hayatı patlatacak bomba var, pemini çekemiyorum, olaya bak ya. Sakin ol Didem, sakin. Hayat nasıl olsa bitti. Teoride bir ölü, sadece gömlesi kaldı. Şimdi düşün, Murat'a bu haberi en hızlı kim verebilir? Düşün, 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 düşün. Tabii ki Ötücü Kuşların en büyüğü. Parmağımı oynatıyorum, sanat eseri oluyor. Hadi Oza, benimle arama girme, bay. Deli, manyak, üşütük. Dur, ben senin şifreni biliyorum. The person you have called is temporarily not available. The person... Why? Elimde öyle bir haber var ki. Şok, şok, şok. Bomba! Aa, ne olmuş? Anlatsana. Ya bence önemli bir şey olmasa yani böyle bir şey yapmazdı bizim Bambi. Ondan şüphem yok ki. Bana niye açıklama yapamadığına takıldım ben. Ne sorsaydın ya? Sormadım mı sanıyorsun? Bak ya, ben de meraklandım şimdi. Bizim kızlardan birinin başına bir şey gelmiş olmasın? Dedim ya işte, hiçbir fikrim yok ne olduğu konusunda. Ne kadar oldu size ayrılalı? Bir, 1,5 saati geçti. Ben arayacağım, böyle olmaz. Sonuçta öğrenmek hakkım değil mi? Belki yapabileceğim bir şeyler vardır. İşte ise iyime uğra onu veririm. Ben kimlere dert yanacağım Fatih? Bir de bana Allah'ını seversen. Ha? Kız ben memleketlere sığamıyorum artık, sığamıyorum. Tamam sakin ol, sakin ol. Bak tansiyonun şey olacak. Hadi otur. Yok, 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 yok.
Yok, ben bu kızla bir başıma baş edemeyeceğim Fatih. Ben diyorum ki babasını arayayım diyorum. Sefer diyeyim. Durum böyleyken böyle diyeyim. Bizim kız diyeyim. Başkasının ismiyle işe girmiş diyeyim. Aylardır da bizi ayakta uyutuyormuş diyeyim. Hadi sen bunları dedin diyelim. Sefer ne diyecek bunları duyunca? O saatten sonra bir şey demez artık. O konuşmaz. Allah muhafaza kızı da beni de kıtır kıtır doğrar Allah'ıma. Gördün mü bak? Demek ki doğru hamle değil bu şu an için. E ben ne edeceğim? Ha? Ne edeceğim ben? Bir de bana bakayım. Kız bu düpedüz. Suç kız bu, suç. Kız bu bizimki var ya. Bu deli baş. Ne yaptığının şuurunda değil kız. Kız ne demek kız? Başkasının ismiyle işe girmek ne demek? Başkasının hayatını çalmak ne demek Fadik? Ne demek Allah'ını seversen söyle bana ne demek ha? Ne demek kız? Korkarım kimlik sahteciliği olabilir. Ay Allah. Suç. Sakin. Suç anam bu suç. Kocaman bir suç. Ne yapıyor orada öyle bir başına? Şehrin son dörtlüğünü arıyordur. Ne yapacak kız Aslı? Üzülüyor. Yüksek olasılıkla bundan sonra olacakları düşünüyordur. Emine teyze nasıl öğrenmiş peki hayatın uzun rolü oynadığını? O sarı kafa nasıl bulduysa artık bizim evin adresini öyle öğrenmiş. Sarı kafa? Serten'in baş mankenine kendi aramızda verdiğimiz isim. Şimdi bu seni sormaya gelmiş. O sırada Emine teyzeyle karşılaşmış. Olan olmuş sonra da zaten. Benim yüzümden oldu ya. Niye? Sen mi davet ettin kızı? Hayır, bana sarmıştı bu aralar. Geçen sokakta da karşılaştık. Neyse, şu an konumuz o değil. Evet, konumuz şu an gerçekten o değil. Asıl konu nasıl öğrendiği, ne şekilde öğrendiği değil. Hayatın sunu olmadığını öğrenmiş olması. Peki Hayat Emine teyzenin Didem'den öğrendiğini biliyor mu? Daha da önemlisi Didem'in bu gerçeği öğrendiğini biliyor mu? Yok, onu bilmiyor. Ona daha fırsatımız olmadı. Didem biliyorsa? Her an Murat da öğrenebilir demektir ki bu yandığımızın resmidir bu. Şimdi biz Aslı'yla gerekli araştırmaları yapıyoruz. Sen git Hayat'a göz kulak ol. Tamam. Nasıl oldu ama? Hı? Nasıl yani? Sen beğendin? Ya kavga etmeyin ya. Ya tamam. Beni öpmek mi istiyorsun? Tamam gel. Buraya. Burayı da. Ay kızıklanıyorum ya. Sen, ya sen de. Anlat çabuk. Ne oldu? Çok merak ettik. Ettik. Siz kim Tuval? İlham perilerin Bekir ve Haydar'la ben tabii ki. Hadi at üstüme yolla gelsin. Kim? Nerede? Ne zaman? Ay sıkı dur. Bir yerlere falan atılın kızım. Bu hayat var ya. Ya aslında hayat değil. Vallahi haklısın Dido. Bu da hayat mı yani? Mesela dün gece yalnız uyudum. Böyle hayat mı olur? Uah. Ya o değil. Hayat var ya hani. Herkes yalan söylüyor, kandırıyor. Evet. Her gün hiç ölmeyecekmişiz gibi yaşıyoruz. Bu büyük bir yalan değil mi? Ya onu demiyorum. Hayat var ya hani. Murat'ın sevgilisi olan hani. Hah tamam işte.
Hayat aslında müsteşar kızı falan değil, bildiğin varoş gülüymüş. Evine falan gittim ya, annesiyle falan tanıştım onu. Kız hem sahtekar hem fakir. Yani hayat başka biri. Hayat yalancının teki. Hah, Aslı arıyor. Öğreniriz şimdi. Kanka ne haber? İyi kanka ya, ne olsun, senden ne haber? Kim var yanında, sor sor. Ne yapıyorsun, kim var yanında? Kimse var mı? Mesela Murat orada mı? Yok canım, yani tek tabanca takılıyorum. Sen kızlarla mısın? Yo, ben de yalnızım. Tek başımayım. İpek yok, Hayat yok, kimse yok. Hatta ben seni biraz da bundan aradım ya. Ne yapıyorsun, neler yapıyorsun? Neler oluyor mesela? Bir haber falan var mı, bir gelişme? Bir şey oldu mu mesela, böyle büyük bir şey? Nerede? Yaprak kımıldamıyor burada. Orada durumlar nasıl? Yani bir gelişme falan var mı? Çok şükür, çok şükür. Her şey harika. Vallahi maşallah. Bombastikmiş. Ne diyelim? Maşallah diyelim o zaman. Tamam. İyi o zaman. Ne yapayım, ben de gideyim yatayım o halde. Çünkü burada hiçbir şey olmuyor. Çok sıkıcı burası. Görüşürüz. Ama bak öyle bir olay malayı olursa, bir gelişme, bana hemen haber ver, tamam mı? Tamam Aslı'cığım, tamam. Sen de öyle yap ama bak. Bir gelişme olursa haberleşelim, tamam mı? Anlaştık. Hayat yanında değilmiş. Bu olaylardan da haberi yok. Yaşanıyor. Sen bana inanmıyorsun ya. Hayat diyorum, Murat'ı kandırmış. Herkesi kandırmış diyorum. Bak bence bir arkadaş olarak gidip hemen bunu Murat'la konuşman lazım. Hatta ara, hemen söyle şimdi. Hadi ara, hadi. Tamam oldu. Ne söyleyeyim, selam mı söyleyeyim? Hayat'ın annesi zannettiğim kadınla ben çoktan tanıştım ki. Kadın deli. Crazy. Nasıl ya? Kadıncağız kendini Hayat'ın annesi zannediyor. Eski emektar. Kendi çocuklarını kaybedince Hayat'a sarmış. İşte böylece idare ediyorlar, yazık. Ya. Ya. Olamaz. Alo? Alo. Tuval Hanım, nasılsınız? Ya gülmekten ölüyorum ya. Şu sarı çabuk Dido var ya. Emine Hanım'ı Hayat'ın annesi zannediyor. Bana kopuyor. İşte gelmiş bana yetiştiriyor, ona gülüyorum. Ah Dido ya. Vah Dido ya. Çok komikmiş gerçekten. Öyle mi sanmış? İşe bak ya. O da gülüyor. Koptu kız. Neyse, ben durumu anlattım. Şimdi böyle kaldır Özmen'i. Bir görmen lazım ya. Neyse, niye aramıştın tatlım? Ben sizi niye aradım? Yok bir şey ya, hiç önemli bir şey yok yani. Bu önümüzdeki sezonun moda trendlerini ben soracaktım size de. Önemli, bir sonra konuşuruz. Tamam, bay. Kızım, mesele çözüldü ya. Yandan yandan yandan. Neyse, hadi biraz konuşsunlar. Konuşsunlar.
Bana kızmasın. Bütün bunların sorumlusu annem. Hepimiz aynı baskılarla büyüdük. Ya en azından ben de bu yollardan geçtim. Aynı değil. Sen erkeksin. Kafana göre gittin. İstediğin şehirde, istediğin okullarda okudun. Kafana estin. Karavanla dünyaya gezdin. Ben bunlardan hangisini yapabilirdim söylesene. Bunun cinsiyetle bir ilgisi yok. Sana göre yok. Ya ben İstanbul'da üniversite okuyabilmek için annemle babama kaç ay dil döktüm sen biliyor musun? Bak sadece okuyabilmek için diyorum. Bu ülkede kadın olmak demek, her şeyle mücadele etmek demek. Sokakta dolaşan binlerce ruh hastasının sakat zihniyetiyle savaşmak demek. Tamam. Ama bunların sorumlusu ben değilim. Sen değilsin. Annem değil, babam değil. Kim peki? Ya annem iş bulamıyorsan Giresun'a gidiyoruz demeseydi bunların hiçbiri olmazdı. Başlangıçta her şey ailen yüzündendi. Ama sonrasında oyuna neden devam ettiğini ikimiz de çok iyi biliyoruz. Ya sevmek de mi suç? Bana sevmek de sevilmek de mi suç? Annem orada perişan, ben burada Murat kim bilir ne halde? Murat'a ne olmuş ki? İlk buluşmamızın ortasında kalkıp gittim bir açıklama bile yapamadan. Nereye gittin desem verecek bir cevabım bile yok. Belki de bir daha görüşemeyeceğiz. Yani ben hayata da aşka da bir sıfır yenik başladım İbrahim. Ya tamam birader ya. Sıkma canını bu kadar. Görmemişsin aradığın falan. Görünce elbette geri arar seni. Ya benim tek derdim benim aramamı cevaplamaması değil ki. Bilmediğin başka bir şey mi var? Yani ilişkimizi saklamak istemesi. Onu evinden alıp bırakmama karşı çıkması. Bir aydır kendi evinde kalmaması. Şimdi bu. Ne bileyim bilemiyorum. Ne çıkarıyorsun bütün bunlardan? Hayat galiba benden bir şeyler saklıyor. Ne gibi? Bilmem. Dedim ya. Sadece sezgisel. Peki ne yapacaksın? Sevgilime güvenmeyi seçeceğim. Evet, bizim şimdi sana birkaç tane haberimiz var canım arkadaşım. Ama öncesinde bir nasılsın diye mi sorsaydık acaba? Nasıl olayım asla? Yani o yüzden onu biliyoruz, onu geçiyoruz, sadede geliyoruz. Yalnız bu haberlerden birkaçı iyi, birkaçı kötü. Gönder gelsin. Gönder gelsin ya. Kötüyle başla, ben alıştım zaten. Tamam. Annen senin Suna Pektaş rolü yaptığını Didem'den öğrenmiş. Yani bu da Didem öğrendi demek oluyor. Nasıl ya? Bir bu eksikti. Peki sonuç? Şimdi şöyle, biz gerekli görüşmeleri yaptık. O sarı kafa zaten direkt solu Tuval Hanım'da almış.
Ama o da anneni senin annen olmayan, kendini senin annen sanan annen olarak bildiğinden dolayı. Yani özetle mesele ortadan kalktı. Sorun yok. Tuval Didem'i bir güzel paketlemiş. Biz de biraz önce Doruk'u aradık. Murat'ın hiçbir şeyden haberi yok. Annem nasıl peki? Şaşkın. Ve öfkeli. Ben de öyleyim. O yüzden ben eve geri gitmeyeceğim. Nasıl? Bayağı. Saçmalama kızım, annene ne diyeceğiz biz? Onu bana gözüm seni görmesin demeden önce düşünecektim. Nerede kalmayı düşünüyorsun kızım, Allah korusun? Bilmiyorum. Bir pansiyon falan bulurum herhalde. Ben beleş bir konaklama tesisi biliyorum sana. Evet. Her şey yolunda mı? Sence? Tamam, soruyu değiştiriyorum. Bir şeye ihtiyacın var mı? Zamanı başa sarabiliyor muyuz? Maalesef. Ama onun yerine, kettle'ın yerini gösterebiliyoruz. Battaniye veriyoruz. Kapıya da nöbetçi koyuyoruz, rahatça uyuyabilirsiniz. Sherlock. Hı hı. Dolaşıyor, gelir birazdan. Benim yüzümden ayrılmasaydınız siz. Zaten seni de yerinden ettim. Ben istesem bile o seni yalnız bırakmaz. Döner dolaşır yine gelir. Ha yine de bir şeye ihtiyacın olduğunda ben hemen yukarıdayım. Seslenmen yeterli. Kapıyı kapatmamı ister misin? Çok özür dilerim Murat. Aradın, açamadım. Boş ver şimdi onu. Sen iyi misin? Her şey yolunda mı? Sayılır. Ben tek bir şey bilmek istiyorum. Yani biri sana bir şey mi yaptı? Yani canını sıkacak ya da canını acıtacak bir şey. Yok yok, öyle bir şey değil. Hayat. Efendim? Ben buradayım biliyorsun değil mi? Ben bir telefon uzağındayım. Ne zaman istersen, nereye istersen gelirim. Yani yapabileceğim elbet bir şeyler vardır. Oradan nasıl göründüğünü tahmin edebiliyorum. Ama gerçekten sen bana tamam. Çok yoruldum. Gücüm de yok. Durum sadece beni bağlamıyor çünkü. Geleyim alayım seni. Konuşmak istemezsen birlikte susarız. Ya da sen benim kollarımda dinlenirsin. Birlikte sarılıp uyuruz. Çok güzel bir teklif. Ama yattım bile. Yani hatta kapatır kapatmaz bayılırım. İyi bakalım. Yorgun olduğunu düşündüğüm için üzerine gelmiyorum ama bu gece ne olduğunu bana açıklaman gerekiyor, biliyorsun değil mi hayatım? Biliyorum. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum sevgilim.
Dün gece sabaha sabah ettim. Oturdum düşündüm. Ben de. Senin ne düşündüğün artık beni zerre kadar ilgilendirmiyor. Bu işin başka çıkar yolu yok. İstifanı bas. Eşyanı topla. Giresun'a dönüyoruz. Laftan anlar mı? Tesadüflere inanmam. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenler.